Arkadaşlar merhaba, bu videoda dalgalı kur sisteminin ticaret dengesizliklerini teorik olarak nasıl ortadan kaldırabileceğini araştırmak istiyorum. Bunun için basit bir örnek verelim. Diyelim ki Amerikan doları ve Çin yuanı arasındaki kur farkı 1 dolar başına 6 yuan olsun. Yine konuyu basitleştirmek için varsayalım ki Çin Amerika'ya tek bir ürün ihraç ediyor, bu da mikrodalga olsun yani diyelim ki mikrodalga ihraç ediyor ve 1 dolar 6 yuan üzerinden Çin üreticisi bu ürününü Amerika'da 50 dolara satacak ve bu fiyatla da 1 milyon mikrodalgaya talep var. Amerika'nın Çin'e tek ihracatı da diyelim ki yazılım olsun. Buna olan talep de 2 milyon birim olsun. Her birimi de 60 yuana satıyorlar. Şimdi her iki para birimi için üreticilerin talep edecekleri miktarı düşünelim. Bu durumda Çinli üreticiler bir yıl içinde her biri 50 dolardan 1 milyon mikrodalga satacak ve 50 milyon dolar gelir elde edecek. Bu 50 milyon doları yuana çevirmek isteyecekler. Yani buraya arz diyebiliriz, Amerikan dolar arzı senaryomuzdaki bu dünyada sadece bu para birimlerinin olduğunu varsayıyoruz ve bu aşırı basitleştirilmiş dünyada sadece bu insanlar ticaret yapıyorlar. Düşünsenize gerçekten böyle bir şey olduğunu. Evet neyse. Amerikalı üretici de her bir 60 yuan'dan 2 milyon birim satacak. Bu da 120 milyon yuan gelir demektir. O da bu miktarı dolara çevirmek isteyecek. Piyasada işlem görmekte olan döviz kuruna göre 1 dolar 6 yuan ediyor. Yani bu miktarı 6'ya bölecek. Bu parayı 20 milyon dolara çevirmek isteyecek. Bu üretici de doğal olarak yuan'a çevirmek isteyecektir. Çünkü masraflarını orada yaptı. Onun yaşadığı yer orası. Bu üretici de dolara çevirmek isteyecek tabii ki. Çünkü onun da masraflarını yaptığı yerde dolar kullanıyor. Bu dolar arzı. Bu dolarlar Çin parasına dönüşmek istiyorlar. Şuradaki dolar talebi elindeki parayı yuan'dan dolara çevirecek olan kişinin elindeki toplam para miktarı diyoruz. Açıkça görülebileceği gibi bir dengesizlik var burada. Dolar arzı dolara olan talepten çok daha fazla. Bir şeyin arzının ona olan talepten yüksek olduğu her durumda olduğu gibi arz talepten daha fazlaysa ne olacak? Fiyat düşecek. Burada bir para biriminin fiyatından söz ediyoruz. Bu durumda doların fiyatı yani değeri düşüyor. Evet, dolar düşecek burada. Bu yuan'ın değerinin artması anlamına gelir. Yani dolar zayıflayacak, yuan güçlenmiş olacak. Eğer bu olursa şuradaki fiyatlar ne olur? Ona bakalım. Eğer Yuan güçlenirse 1 dolar 4 ya da 5 Yuan hatta 3 Yuan etmeye başlar. Çinli üretici malını 50 dolara satmak istemeyecektir bu durumda. Kendi para biriminde masraflarını karşılayabilmek için fiyatı artırmak isteyecektir. Fiyat artırıldığında talebi düşürmüş olacak. Eşitliğin öte tarafındaki Amerikalı üretici de aynı miktarda dolar kazanabilmek için mallarını Çin'de daha ucuza satabilir. Ve bu durumda her dolar karşılığında daha az yuan'a ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle fiyatını Çin'de düşük tutabilir ve Çin'deki fiyatları indirdiğinde talebi artıracaktır. Bu durumda eğer dalgalı bir kur sistemi olsaydı Çin mallarına olan talep düşecekti ve Amerikan mallarına olan talep artacaktı. Ve sonuç olarak gördüğümüz ticaret ve döviz dengesizliği sorunu kendiliğinden ortadan kalkacaktı. Tabi bu tümüyle teorik bir durum. Gerçekte Çin para birimi dalgalanmaya bırakılmıyor. Bu durumu sonraki videolarda açıklayacağız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.